yakın olduğunuz insanlarla aranızdaki bir tartışma sırasında o kişi amigdala gaspı yaşayabilir. Bağırıp çağırıp bir şeyler fırlatmaya başlıyor. Siz ne oluyor ya, konuşuyorduk falan. Oldu mu hiç böyle bir şey? Peki karşı taraf o anda bir şey yapabiliyor musunuz? Laf söz kâr ediyor mu? Sakinleştirmeye her kalktığınızda daha büyük bir vazo size doğru. Bu önlenebilir mi? Heh, bu konumuz bu. Şimdi bir kere önce şu mekanizmada bir anlaşalım. Bir kere tetiklendi mi kontrol edemezsiniz. Ama tetiklenme dediğimiz konuyu iyi anlamak lazım. Şimdi bu galiba Gabor Mate'ydi buna dikkat çeken. O çok hoşuma gitti, o benzetme. Çünkü etrafımda da çok duyuyorum. Benim pek tetiğim yoktur yani, öyle kolay tetiklenen bir tip değilim ama etrafımda böyle deyince çok tetikleniyorum falan diyen insanlar var. Yani işte trigger, İngilizce'de de trigger deniyor ya davranışa, tetiklenme. Dedim herhalde direkt bir tercüme falan. Sonra işte internette bir dersini anlatırken Gabor Mate diyor ki, herkes tetiklenmekten bahsediyor diyor. Tetiklenince ateş ediyor, damadan ediyor ortalığı. Ama diyor, tetik silahın küçücük bir parçasıdır diyor. Tamam, tetikleniyorsunuz okey ama o silahın mekanizmasını, mermisini, yayını, gergisini kim koydu oraya? Yani tetiğe tamam biri basıyor da bu silahı kim yaptı? Sen kendini nasıl doldurdun da tetiğe basar basmaz patlıyorsun? Esas konu o tetiklenmenin niye olduğunu anlayabilmek. Biraz buraya bakabilmek. Tetiklenen var mı aramızda belli bir konuda? Hadi rahat olun. Kim, biz bizeyiz. Yabancı yok. Var mı? Şöyle bir tetiklenmem oluyordu. Dışlanma konusunda çok tetikleniyordum. Biri beni dışladığı zaman, yok saydığı zaman, görmediği zaman inanılmaz tetikleniyordum. Ve sonra episodik... Hemen orada bir durun. Tamam. Bu hissi yaşayan var mı? Bir el kaldırma isteyebilir miyim? Böyle bir dışlandığım zaman, görmezden gelindiğim zaman çok deliriyorum falan. Bizde çok yaygın bu bak. Düşününce hepiniz de çıktı değil mi? Biraz yetişmemizle alakalı bir durum var. Herhalde bizi pek dinlemiyorlar küçükken. Evet, şimdi o episodik anılarıma gittim. Sizi dinlerken episodik anılardan çok bahsedersiniz nöroloji olarak. Evet. O episodik anılarıma gittiğimde çok dışlandığımı çocukken görülmediğimi, fark edilmediğimi, yok sayıldığımı fark ettim. Ve o anılarıma gidip o anılarımla temas ettiğim zaman oraları değiştirip dönüştürdüğüm, iyileştirdiğim ve oralara sahip çıktıktan sonra tetiklenmelerim azaldı. Çok enteresan iki cümle duydunuz bakın. Geçmişte anılarıma baktım, orada bir şey var. Sonra onların üzerinde bir işlem yaptım dedi mesela. Şimdi bu aslında hepimizin yapabileceği ama böyle birden sonra nasıl yaptın onu ya falan diyesimiz gelen bir durum. Yani sanki dosya sistemi var, açtım bu dosyaları çıkardım, bunları kağıt öğütü diye attım, geri kapattım gibi duyuluyor. Halbuki farkındalık birinci basamak. Bir kere bunun o karşıdaki insanın davranışından değil de sizin bir mevzunuzdan dolayı tetiklenen bir davranış olduğunu anlamak bir. İki, her zaman kökenini bulamayabilirsiniz. Bu kadar net olmayabilir sizi yoran duygusal geçmişiniz, o işte geçmişteki etkileriniz. Ama kendinizle ilgili geri dönüp böyle düşüncelerinizi izleyip, mesela böyle bir durumda ben ne hissettim, başka türlü nasıl hissedebilirdim, şimdi benzer bir şey olsa ne olurdu falan diye düşünme melekesini sadece kendiniz üzerine kullandınız ama aksiyon almadığınızda, sadece üzerinde düşündüğünüzde beynin çok enteresan bir özelliği var. Abartıyormuşuz ya diyor. Ya siz bayağı bayağı üzerine düşünün. Hakikaten ya, hani bunda da öyle bir şey yok. Mesela ben genellikle bunu şeye benzetirim. Böyle çok saygı duyduğunuz, sözünü hiç kıramayacağınız, her cümlesinden hikmet beklediğiniz böyle bilge bir büyüğünüz olduğunu düşünün, tamam mı? İnşallah hayatınızda öyle biri vardı ama yoksa da varsayın. En öfkeli sizsiniz diyor. Estağfurullah, ben de ne alakası var öyle. Aman yok. İnşallah. İnşallah. Ama diyelim ki senin en endişeli olduğun anda gelsem yanına otursam ya da o bilge gelse yanınıza otursa dese ki ya bak öyle yapıyorsun ama şöyle şöyle baktığımızda aslında bu dünya buna değmez falan deyince nasıl hissedersiniz kendinizi? Böyle bir sakinleme gelir hemen. Doğru söylüyor ya falan filan. Şimdi o sizin içinizde mevcut aslında. Ona sadece izin vermek lazım. Oturup o durumla ilgili hissiyatınıza yargılamadan, kendinize kızmadan, aşmadan, taşmadan, coşmadan bakabildiğinizde içinizdeki bilge, ki milyonlarca yıllıktır o, bayağı iyi eğitimlidir yani, der ki tamam eyvallah abartmışız ama gerek yokmuş.
Çünkü o durumlarda şöyle 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 alternatifte davranabilirmişiz diye. Mesela fobisi olan arkadaşlarım, ilginçtir, ne dedim biraz önce? Talamusunuzla amigdalalarınız arasında kısa yol vardı ya. Bu nörolojik bir devre, kablo var yani, öyle düşünün arada. Fakat birkaç ay boyunca süren tekrarlı terapilerle ve uygulamalarla ilginç bir şey oluyor. Beyninizin bağlantıları değişiyor. Bu kısa yol bağlantıları zamanla zayıflıyor. Çünkü onları tetiklememeyi öğreniyorsunuz. Ve diğer daha şuurlu, daha bilinçli, daha kontrollü bağlantılarınızı adım adım kuvvetlendirebiliyorsunuz. Yaşınız kaç olursa olsun, cinsiyetiniz, meşgaleniz, işte enerji durumunuz ne olursa olsun şunu bilin. Şu anda burada otururken, hatta buraya da has değil, evde böyle boş boş duvara bakarken bile beyniniz devamlı değişiyor. Bu beyni devamlı yeniden programlamak, yeniden bağlantıları yıkıp kurmak her zaman mümkün. Şunu da düşünün, hep aynı endişeleri günde 300 kere düşünüyorsanız hangi bağlantılar kuvvetleniyor? O kestirmeler, o kısa yollar, o dertler. Devamlı olarak bunların üzerine düşünmeyi adet haline getirmişseniz bir süre sonra zihninize çalışacak başka bir yol kalmıyor. O yüzden bu beyni değiştirmenin anahtarı zihinsel olarak önce rutinlerimizi değiştirmekten geçiyor. Eğer oturup da hiç bu endişelerinizi, korkutucu düşüncelerinizi, gelecekle ilgili kaygılarınızı oturup düşünmediyseniz, mesela bir kağıda yazmayı falan denemediyseniz hemen şimdi yapın. Hemen şimdi bir durun, 2 dakika, 5 dakika, 10 dakika ne kadar müsaitseniz ama araya hiçbir şey sokmadan yeni bir rutin kurun. Bunu haftada 2-3 kere yapın mesela, çok zor bir şey değil. Bunu yapmaya başladığınızda çok hızlı bir değişim fark edeceksiniz. Çok garip bir terapi yöntemi var, nörolojik olarak etkinliği ispatlanmış. Sizi hayatınızda en çok yaralayan, hatta bugün de düşündüğünüzde sizi böyle çok sıkıntıya sokan bir anınız, travmatik bir deneyiminiz varsa, diyorlar ki önünüze bir dosya kağıdı koyun, 20 dakika hiç kımıldamadan onunla ilgili yazın. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Aklınıza ne geliyorsa yazın. Bunu yazdıktan sonra muhtemelen kendinizi çok kötü hissedeceksiniz. Telaşlanmayın, yazın. Sadece kendinizi izleyin. 3 gün sonra, 4 gün sonra tekrar bir tomar kağıt koyun. Aynı olay üstünde bir daha yazın. Bir de bir hafta sonra yapıyorsunuz. Enteresan bir şekilde o olayın sizi artık çok fazla etkilemediğini fark ediyorsunuz. İlginç, bu bir deneyle gösterilmiş. Özellikle anksiyete bozukluklarında, travmatik duygusal deneyimlerde acayip bir şey yarıyor. Yazmak mı işe yarıyor? Hayır. Bilincinizle o olaya dokunmak ve onunla daha önce hiç ilgilenmediğiniz bir şekilde ilgilenmek. Bakın sadece yolu değiştirdik. Bunların hepsi büyük mucizeler yaratıyor. Bu teknik sadece insanları farklı bir şey yapmaya ittiği için o farklı bir şey beyindeki devreleri de dönüştürüyor. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleyemeyiz. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla rutinleri biraz değiştireceğiz. Mesela gergin olduğunuzda en hızlı ne yapabileceğinizi biliyor musunuz? Böyle bir geliyor bir kriz mesela, bir şey, bir delireceksiniz, fıttıracaksınız. Altın kural. Ondan da hızlısı var. Sevgili dostlar, amigdala gaspı, yani o işte amigdalanın bir anda bütün kontrolleri ele geçirmesi hikayesi var ya, davranışa dönüştüğü anda kurtuluşunuz yok. Ama başlangıçta bir şansınız var. 6 saniye. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayağı uzun bir zaman. Böyle sayınca bak bayağı uzun oldu. Dikkat edin. 6 saniye hiçbir şey yapmadan durabilirseniz amigdalanız sakinleşmeye başlıyor. Çünkü o korku, panik, endişe, anksiyete atağının esas sebebi harekete geçirmesi sizi. Harekete geçirdikten sonra her şey birbiri arkasına zincir gibi gelmeye başlıyor. Ama siz 6 saniye sadece durabilirseniz, hiçbir şey yapmadan, evet deliriyorum, çok sinirliyim, şu anda kafasını koparacağım falan filan ama yapmıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Allah nasip ederse, bayağı uzun süre dikkat ettiniz. Ama 6 saniye altın kıymetinde. Bu 6 saniye duran kesinlikle o çıldırtıcı nöbeti yaşamıyor. Çok daha kontrollü bir şekilde. Gene belki kızıyor, bağırıyor bilmem ne falan ama kendini kaybetme haline gelmiyor. Bir diğeri söylediniz. Nefes. Mesela nefes olayı çok küçümseniyor çoğu zaman. Yani nefes egzersizinden de ne olacak canım falan diye. Annemizden göbek bağımız kesildiği anda biz biliyorsunuz dünyaya nefesle bağlanıyoruz. Ve nefesin ritmi hayatın ritmi demek. Onu kontrol edebildiğinizde hayatınızın ritmini dönüştürebilirsiniz.
Mesela şimdi hemen kısacık denir mi? Siz ekran başındaki sevgili dostlar da yapabilirsiniz. Dik oturunuz lütfen. Sadece 3 kere sizden şey isteyeceğim. Şöyle hızlıca bir derin nefes alın. Yavaş, 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 yavaş sonuna kadar verin. Aynısını 2 kere daha yapacağız. Hızlıca nefes alın. Yavaş, 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 yavaş verin. Saymayı seven arkadaşlar 1, 2, 3, 4 diye alsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kısmetse versin. Bak bunu 3 kere yaptınız mı? Bir fark var mı? Bu arkadaşlar sakinleştirici nefes. Yüzlerce nefes egzersizinde sadece biri. Nefes alırken siz kalbiniz hızlanır, ciğerleriniz genişler. O yeni aldığınız oksijeni daha iyi dağıtalım diye. Nefes verirken ise tam tersi olur. Kalbiniz yavaşlar, ciğerleriniz daralır, sakinleşirsiniz. Dolayısıyla bakın bu basit vanayı kullanarak hızlı alın, yavaş verin. Dolayısıyla her nefeste sakinleştirici aralığı uzatın. Çok basit bir fizyolojik mekanizma. Panik atak yaşayanlarda çok işe yarar. Anksiyete nöbetlerinde çok işe yarar. Devamlı böyle gerginlik, merginlik yaşayanlarda çok işe yarar. Ve sadece bu da değil. Temel nefes egzersizlerini öğrendiğinizde harika şeyler olur.